Sağlıklı bir yaşamın öncelikli şartı sağlıklı beslenmektir. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde faaliyet gösteren Melor Organik Yumurta, gezen tavuklarla sağlık, lezzet ve doğallık önceliğiyle üretimini gerçekleştiriyor. Binlerce yıldır bilinen, dünyanın her yerinde üretilebilen, çok çeşitli şekillerde ve kolayca pişirilip tüketilebilen, lezzetli ve besleyici değeri çok yüksek bir besindir. Uygarlığın başlangıcından bu yana yumurta, yaşam sembolü ve verimlilik olarak değerlendirilir. Sağlıklı bir yaşam içinde olmazsa olmazlar arasında yer alır. Konya ve Sakarya'da çiftlikleri bulunan Melor Organik Yumurta, gezen tavuklarla tüketicilere özlenen yumurtayı sunuyor. Arkadaşlar arasında hep konuşulurdu, organik yumurta nasıl olur, nasıl yapılır diye bir araştırmamız vardı. Sonuçta biz köylü çocuğuyuz zaten. %50 biliyorduk, %50 de sağ olsun veterinerlerimizin sayesinde. Organik yumurta üretmeye karar verdik. Kurucu Yakup Karayılan, 20 yıllık İstanbul yaşamından sonra memleketi Konya'nın Cihanbeyli ilçesine dönüyor, 25 bin metrekare alanda ilk yatırımını yapıyor. 3000 tavuğun bulunduğu birinci çiftliğin hemen ardından ikincisi kuruluyor derken Adapazarı'nda da aynı metrekarelerde üçüncüsü, dördüncüsü. Birinci çiftliğimizi kurduk. İkinci çiftliğimizi de yine aynı yerde 500 metre kapalı, 12.500 metre açık yonca ektik. Etrafını çitle çevirdik. Burada başlamış olduk. Adımımızı atmış olduk. Çok istediğimiz gibi oldu. Her şey daha güzel oldu. Ve güzelliği görünce bir sene boyunca bunu deneme üretimi yaptık. Ve ikinci sene Adapazarı Kaynarca'ya çiftliğimizi kurduk. Oraya da aynı keza 500 metre kapalı alan, 12.000 metre açık alan yonca ikili. Üçüncü çiftliğimizi kurduk. Tekrar bir sene sonra dördüncü çiftliğimizi kurduk. Sahip olunan tüm çiftliklerde gezen tavuklarla organik üretim koşulları harfiyen yerine getiriliyor. 3000-3002 tane kümesten oluşan yaklaşık günlük burada 5500. 5500 de Adapazarı'nda. Günlük 11.000 yumurta gibi üretimimiz var. Ama bu sağlıklı olmak şartıyla, doğa beslenmek şartıyla özgür geziyorlar. İstedikleri gibi sabahtan akşama kadar gezip akşam organik yemlerini yiyerekten yatıyorlar. Suyunu içiyorlar, hep otomasyon. Üretim süreçlerinde ailenin her ferdi sorumluluk üstleniyor. Biz aile şirketiyiz. Kendi ailemizle birlikte 4 tane de çalışanımız var yanımızda. Onlar çalışıyorlar, biz de kontrollerini yapıyoruz. Güzel bir şekilde üretimimize devam ediyoruz. Yani her geçen günde kapasitemizi her sene artırmayı düşünüyoruz. Ergül Karayılan sarı kızlarıyla bizzat ilgileniyor. Sabah kalktığım zaman sarı kızlarımı görmeden rahat edemiyorum. Önce geliyorum, sarı kızlarım yemleri, suları var mı? Bir istekleri var mı? Giriyorum kümese, soruyorum, kızlarım nasılsınız? Onlarla konuşuyorum, bakıyorum yemelerine, sularına. Seviyorum, onların streslerini alıyorum. O kimi geliyor, tık tık yapıyor. Paçalarımdan çekiştiriyorlar. Kimi ellerimi tıkalıyorlar. İşte onları seviyorum. Onlarla uğraşıyorum. Her gün 3 kere, 4 kere onları kontrol ediyorum. Ergül Karayılan'ın sarı kızları organik yemlerle besleniyor, sevgiyle büyüyor. Organik yem yediriyoruz. Onlar içerideki daha önemli. Organik olması, güzel beslenmesi için içeride daha güzel bakım lazım ki
dışarı keyfiyle çıkabilsin de yeşil otları yesinler. Onlarla ilgileniyorum. Torunlarına özenle yumurta pişiren Ergül Karayılan, yumurtanın beslenmedeki önemini de izah ediyor. Sabah kahvaltısı hazırlıyor gelinim. Tereyağlı yumurta yapıyor, son rafadan yumurta yapıyor. Onları da yedik mi, akşamaca yumurtayı yedik mi, iki tane yumurtayı akşamaca hiç açlık hissetmiyorum. Anne sütünden sonra yumurtayla süt geliyor. Onun için yumurtayı çok yedirmeleri, tereyağlı yumurtayı yedirmeleri, organik yumurtayı yedirmeleri çok önemli. Organik olarak üretilen, yeşil yayılan, özgür yayılan tavukların yumurtalarının lezzeti ayrı olur. Ankara, İstanbul 3 ana satış bölgesini teşkil ediyor. Yakup Karayılan, marketlerde ve pazarlarda halk sağlığını tehdit eden açıkta yumurta satışının denetimlerle kontrol altına alınmasını talep ediyor. Genelde Konya'yla başladık zaten. Ankara'ya ikinci pazarımız Ankara, üçüncü pazarımız İstanbul. Çok İstanbul'a mal gönderiyoruz. Her geçen günde artırmayı düşünüyoruz. Yalnız işte bu satışlarda sıkıntılarımız var. Bunu tarım ilçe müdürlüklerimize buradan seslenmek istiyorum. Bizi ki sırf üretim, bizi teşvik ettiler bu işe, yapıyoruz ama bizim çok büyük sıkıntılarımız var. Pazarlar denetlenmiyor. Marketlerde hala açık yumurtalar satılıyor. Markasız yumurtalar satılıyor. Ne olduğu belli olmayan yumurtalar satılıyor. Ve köy yumurtası organik olarak satılıyor. Adam üstüne yazmış A4 kağıdına organik diye. Bu şekilde satışlardan dolayı biz satışta çok zorlanıyoruz. Bunların çözülmesini istiyoruz. Ve bu işi de seviyoruz, severek yapıyoruz. İnşallah bunlar denetlenir. Biz bir o yollarımız açılırsa daha da güzel olur. Daha da çoğaltmayı düşünüyoruz yani. Denetimler sıklaşır da pazarlarımız güzel oldukça hedefimiz 50 bin. Yakup Karayılan organik yumurtanın diğer yumurtalardan farkını da izah ediyor. Aradaki fark lezzet farkı. Bu lezzet farkı, bunlar yonca yiyor, ot yiyor, doğada böcek yiyor. Bunlarla besleniyor, özgür bir şekilde, stressiz bir şekilde yumurta yapıyor. Bir ayrı bir lezzeti var, ayrı bir güzel kokusu var. Beslenme ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri, gıda, tarım, sağlık ve spor alanında çalışan firmalar ve akademisyenler Antalya'da Doğal 2016 fuarında bir araya geldi. Ürettikleri yumurtaların kalitesini, doğallığını ve lezzetini daha geniş kesimlere duyurmak üzere fuarda yerini alan Yakup Karayılan, sağlık önceliğiyle üretime devam edeceklerini dile getirerek sözlerini noktalıyor. Daha güzel noktalara gitmeyi istiyoruz. Temiz ve dürüst bir şekilde, kaliteli bir şekilde yürüyeceğiz Allah izin verirse.